Bir kardeşimiz müzik dinlemek neden haram? Hayır, musiki, müzik zatı itibariyle haram değil. Efendim, müzikle ilgili uygun olmadığını, hatta haram olduğunu söyleyen alimlerimiz olduğu gibi bunu kategorize eden alimlerimiz de var. İcra edene göre, dinleyene göre, icra edildiği yere göre, icra ediliş maksadına göre ve bestesine, güftesine göre hüküm değişir. Orada def var, def vuruyorlar, şarkı söylüyorlar, hem de kızlar. Peygamberimiz de dinliyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunu yasaklamıyor. Serbest bırakıyor. Yanlış kullanılması söz konusuysa o zaman haram olur. Eğer sözleri itibariyle dinimizin ana esaslarına aykırılık söz konusuysa, mesela bir haramı övüyorsa, içkiyi övüyorsa, haram yollara sevk ediyorsa, kadere isyan ettiriyor mesela. Böylesi müzikleri yapmak da, böylesi müzikleri dinlemek de haramdır. Bu tür sakıncalar taşımayan musiki caizdir der. Gayri meşruluk yoksa İmam Gazali gibi muhakkak ulemaya da dayanarak caiz olabilir dedik. Geçmişte müzik fasıkların, fecerenin iştigal ettiği bir alan. Yapanlar, yapılış sebebi icra edildiği yerler, buralar hep münkerat. Ama bugün artık müzik bir ideolojinin aktarım vasıtası olarak kullanılıyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara sağladığı rahatlığı maalesef ki bugün bazı kişiler sağlamıyorlar. Kraldan çok kralcılık yapıyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların hep önünü açmıştır. İnsanları zorlaştıracak şeyleri değil, rahatlattıracak şeyleri teklif etmiştir. İnsanlar orada eğleniyorlar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da müsaade ediyor. Hatta başka bir yerde mesela Habeşliler kendilerine ait bir oyun sergiliyorlar mescitte. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buna müsaade ediyor. Ayşe annemizin onları izlemesine izin veriyor. Şimdi bizde bir grup var. Adamlar her şeyi haram kılmak istiyor. İnsanlar eğlenmesin, ot gibi yaşasınlar istiyor. Bu sefer insanları İslam'dan soğutmuş oluyorsunuz. Şimdi diyoruz ki çocuklarımıza çizgi film yapalım, İslami sinema yapalım. Müziksiz nasıl yapacaksınız? Dolayısıyla meseleyi biraz daha ayaklarını yere bastırarak düşünmekte fayda var. Birçok kişi için özet olarak fragman yetsin amaçlı bu girişi yaptım. Delillere birazdan geçeceğiz. Daha yeni başlıyoruz. Fakat farkındayım, büyük bir yükün altına girdim. Hatta yine muhtemelen birçok linci üzerime toplayacağım. Fakat hem YouTube'da müzik konusunda bu şekilde derli toplu çok video olmadığı için bu podcast çok istendi. Hem de kanalımızda birçok müzik içeriği olduğundan hem siz çok soruyordunuz hem de biraz bu konularda hakikat gördüğüm şeyi anlatmaktan çekinmeyen biri olduğum için bu video her ne kadar bazı Müslüman kardeşlerimden eleştiri yememe sebep olacaksa bile yapılması gereken bir videoydu bence ve elimden geldiğince görüşümü ve derdimi son derece nazik bir üslupla anlatmaya çalıştığım bir içerik olacak inşallah. Bu konuda bana katılsanız da katılmasanız da lütfen delillerimi ve fikirlerimi sonuna kadar dinleyin arkadaşlar. Aksi takdirde beni anlayamayabilirsiniz ya da zaten videoda dediğim bir konuyu gereksiz yere dinlemeden yorumlara yazıp tekrara düşebilirsiniz, tartışmalara sebep olabilirsiniz. O halde başlayalım. Ama önce bir inşa yapmam gerekiyor. İtikatta Maturidi, amelde ise Hanefi mezhebinde olan bir Ehl-i Sünnet kardeşinizim. Hadisleri kabul eder, alimlerimizin ve cumhurun görüşlerini dikkate alırım. Ve itiraz gelmeden önce evet şunu belirteyim ki özellikle Hanefi alimlerin müzik konusundaki sert tutumunu biliyorum. Kaldı ki aylar müzik tarihi ve müzik hakkındaki naslar konusunda bunu dert edinip araştırma yapmış biri olarak bunu fark etmemek mümkün değil. Cumhur-u ulema müzik konusunda mesafeli, evet bunu kimse inkar edemez. Ancak burada iki şey var. Birincisi, Osmanlı'nın şeriat hükümlerini içeren Mecelle Kanunu'nda birçok hüküm cumhura göre konulmamıştır. Yani cumhuru taklit konusunda zorunlu olacağımızı düşünmüyorum. Özellikle de delillerimiz sağlamsa. İkincisi, burada sürekli kaçırılan ve çok rahatsız olduğum bir durumu size anlattığım zaman hem müziğe haram diyen alimlerin niye haram dediğini göreceksiniz hem de müzik gibi bir aracı benim neden kullandığımı ve içeriklerimizin bir kısmının neden müzikten ibaret olduğunu falan çok daha iyi anlayacaksınız. İsterseniz bu şikayet ettiğim durumu hemen kısaca şöyle size açarak başlayayım arkadaşlar. Bakın, müzik gibi hayatın içinde olan ve aslında bir ideoloji silahı olabilen, insanların hayranlıkla takip ettiği ve insan üzerinde yoğun etkiler bırakan, yeri geldiğinde bir slogan, yeri geldiğinde bir tepki aracı olabilen ve özellikle 21. yüzyılın sinema, TV, trafik, AVM'si gibi hayatın her yönünde bizimle yaşayan bir konusunu tamamen üstün körü birkaç klasik fıkıh kitabı metni üzerinden. Ha haram demişler, bak haram yazıyor, haramsa haram kardeşim, uzatmaya gerek yok, yapmayı ver tarzı. Müziğin içinde de olmadığı ve kendisi bu işte zaten istese bile meşgul olamayacağı için tamamen rahat bir şekilde müzik kültürüne giydirip daha o alimin neye haram dediğini bile düşünmeden, yani acaba o alimlerin döneminde müzik nasıl bir şeydi, insanlar müzikle ne anlıyordu, günümüz gibi miydi, o alim müzik konusunu ne kadar biliyordu gibi detayları hiç düşünmeden sığ bir şekilde metinlere yaklaşmaktan bahsediyorum. Şikayet ettiğim tavır budur ve bence bakın gerçekten bize zarar veriyor. Resim, animasyon, heykel, satranç gibi konularda da hemen hemen aynı, kaldı ki onları başka videolarda inceleyince göreceksiniz. Anlatmak istediğimi bence birçok arkadaş şimdiden anladım. Eğer bir fetvanın nerede, ne zaman, nasıl bir şey üzerine verildiğini 21. yüzyıldan bakıp anlamaya çalışıyorsak o günü, o günün şartlarına göre araştırmalı ve üzerine o şekilde düşünmeliyiz arkadaşlar. Mesela deve sidiği hadisi diye bir hadis var değil mi? Peygamberimiz deve sidiğinde şifa olduğunu söylemiş. Birçok kişiye ilk bakışta peygamber böyle bir şey söyler mi ya diye tepkiler vermişti. Fakat sonunda ne oldu dersiniz? İnsanlar o hadisin dışına çıkıp o dönemin tıp tarihini incelediği zaman, bakın tıp tarihi nasın dışında bir şey değil mi? Evet. Ayet değil, hadis değil, değil mi? Evet. İhtiyaç var mı ama bunlara bakmamızda? Evet. Son derece evet. Çünkü
Çünkü bakın, böylelikle hadisin aslında tamamen normal olduğunu ve o dönemin şartlarında sütle karıştırılan ve içinde deve sidiği kullanılan bir ilacın olduğunu ve gerçekten bunun insanlara şifa verdiğini, hatta İbn Sina'nın El Kanun Fit Tıp eserine bile girdiğini fark etmişlerdi de ne kadar çok şeyi kaçırdıklarını ve tepkilerinin ne kadar boş olduklarını o zaman anlamışlardı, değil mi? Demek ki biz sadece o hadise kalsaydık ya da bir hükümle kalsaydık ve başka bir kaynağa çıkmasaydık bu olayı senelerce belki çözemeyecektik, doğru mu? Müzik konusu da tam olarak böyle bence. Zaten işin içine girip detaylı olarak inceleyen herkes şunu fark edecektir ki müzik tarih boyunca yeri geldiğinde dine hizmet eden bir araçken, yeri geldiğinde bazı zamanlarda tamamen haram eğlenceler için kullanılan bir sektör haline gelmiştir. Yani tarih boyunca müzik farklı coğrafyalarda, farklı durumlarda kullanılıyordu. Mesela eski çağlarda müzik genelde dini ayinlerde kullanılırken sonrasında tamamen şeytana hizmet edecek tarzda içkili ortamlarda kullanılan bir şey haline gelmiş arkadaşlar. Hatta orta çağ Hristiyan tarihinden de bilirsiniz ki bir dönem sonra öyle bir hal alıyor ki bu müzik doğrudan şeytan aracı gibi görülüyor. Kiliseler tarafından yüzlerce müzik aletlerinin yakıldığını biliyor musunuz tarihte? Peygamberimiz döneminde de bu durum farksızdı. Mesela müzik hakkındaki hadisleri okurken hiçbir şey dikkatinizi çekti mi? Hazreti Ömer, Hazreti Ebubekir gibi sahabiler bir yerde bir müzik görünce genelde bu işleri bırakın, şeytan aletlerini mi çalıyorsunuz gibi tepkiler veriyorlar. Ve Peygamberimiz bunu gördüğünde olaya doğrudan müdahale edip hayır hayır aslında burada bir problem yok diyor ve düzeltiyor. Ey Ömer, onlara karışma, eğlensinler, bunda bir haram yoktur diyor. Müziğin helal bir tarafının da olduğunu ispat ediyor. Bu video zaten bu kaynaklarla dolu olacak, hiç merak etmeyin. Ama önce buradaki soru şu: sizce sahabe Peygamberimiz uyarmadan önce bunu ayırt edemiyor muydu? Yani niye biz bir sürü rivayette öncesinde hep sert tepkiler görüyoruz sahabeden, sonrasında Peygamber bunları hep düzeltiyor? Neden sizce? Sahabedeki bu ortak pay hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte müzik tarihi bilmediğiniz zaman bunu anlayamazsınız arkadaşlar. O dönemde Mekke'de durumlar farksızdı. 7. yüzyıldan bahsediyoruz ve evet, müziğin şeytan işi olarak görülen eğlencelerde kullanıldığı bir dönemdeyiz. Müzik denince kısacası o dönemde insanların aklına doğrudan içkili, kumarlı, kadınlı eğlenceler geliyordu. İstisna kaideyi bozmaz genel olarak böyleydi. İşte bu sebeple cumhur-u ulema, yani alimlerin geneli her zaman müziğe mesafeli durmuştur. Hatta biraz orta konumda bulunanları bile en azından telli çalgıları vesaire haram kılıp zilsiz defe vesaire izin vermiş olması gibi durumlardan da bu kaygıyı taşıdıklarını ve ona göre hüküm verdiklerini anlıyoruz. Çünkü adamlar mesela telli zilli çalgıların genelde hep haramlarda kullanıldığını görüyorlar. O yüzden zilsiz defe izin veriyorlar, anladınız mı? Halk tavanında bu işler çok daha sade yapıldığı için. Mesela birkaç örnek vereyim. Diyoruz ya Hanefi alimleri haram demiş vesaire. Bir gün Ebu Yusuf'un yanına giden ve müzik hükmünü muhtemelen bilen birisi diyor ki: hocam bakın, düğünlerde çocuklarıyla def çalan kadınlar gördük. Siz de müziğe haram diyorsunuz. Buna ne dersiniz diyor. Ebu Yusuf diyor ki: bu söylediğine bir şey demem bak diyor. Kötü görmem ama müziğin çoğunluğu aşırı eğlenceden oluştuğu için uygun görmüyorum diyor. Şimdi anlıyor musunuz niye haram dediklerini? Müziği hep haram eğlencelerde görmüşler. Birisi istisna getirince ha o şekilde olabilir falan diyorlar. Bakın başka bir örnek getireyim. Birisi İmam Malik'e gelip müziğin bir çeşidinin hükmünü soruyor. O da bilmiyorum diyor. Adamın nasıl bir müzik çeşidinden bahsettiğini anlamaya çalışıyor vesaire. Sonra bakın İbn Kasım diye bir alim çıkıyor. İmam Malik müziğe karşıydı diyor, tamam mı? Bir kitabında. Sonra başka bir alim geliyor. İmam Zürkani geliyor. İtiraz ediyor. Hayır, yanlış anlamışsın diyor. İmam Malik müziği sadece hoş görmezdi diyor. Yani net bir şekilde müziğin sistematik ayrımının yapılamadığını görüyoruz klasik dönemde. Mesela Ahmet bin Hanbel'e gelip diyorlar ki ilahiye nasıl bakarsınız? O da diyor ki o bir müzik çeşidi mi? Nasıl bir şey? Bana bir örnek verir misin diyor. Adam da mesela sözlerini söylüyor. Bakıyor ki Ahmet bin Hanbel'in çok hoşuna gidiyor. Hatta mırıldanıyor falan. Net bir ayrım yapılabilmiş olsaydı muhtemelen cumhurun görüşü çok farklı olabilirdi. Bu alimlerin hatası da değil bu arada. Dönemin müziğinin yeni yeni İslami literatüre karışıp yeni yeni Allah için yapılabildiği versiyonlarının çıktığı bir süreçten bahsediyoruz. Yani bir talebe gelip bir alime müzik hakkında ne dersiniz hocam diye sorduğunda çat diye haramdır sözünü yapıştırmasının sebebi o alimin zihnindeki o günün şartlarıyla yapılan haram müzik algısıydı. Adam hayatı boyunca helal bir müzik çeşidi görmemiş ki. Görünce de şaşırıyor işte. Kaldı ki çoğu zaten ilimle meşgul olduğundan müziğin nasıl bir araç olduğu konusunda bile yetersiz kalabiliyorlar. Bu kötü bir şey de değil. Bir insanın her alanda her şeyi bilmesi gerekmiyor arkadaşlar. Alimlerimizin hepsi değerlidir. Ancak felsefe ve kelamda da zamanda böyle değil miydi? Belli bir grup alim felsefe ve kelama bidat deyip geri dururken içimizden bazı Müslümanların çıkıp hayır, günümüzün şartlarında bunları anlamalıyız. Kafir bunu silah olarak kullanıyor. Müslümanların akıllarına sorular takılıyor. Bu alanlarda bir şey yapmalıyız diye tepki gösterip yola çıkması sayesinde Ehl-i Sünnet itikadi mezheplerimiz oluştu. Bakın tekrar ediyorum, alimlerimizin hepsi çok değerlidir. Başımızın tacıdır, ancak müzik konusunda derinlemesine geniş bir perspektiften bakabilen ve sayıca da çok fazla olan başka alimlerimizin konumunda durma sebebim de bu. Birazdan bahsedeceğim alimlerin müzisyen bir Müslüman olarak bu konuyu çok daha iyi anladığını, çok daha iyi kavrayıp hüküm verdiklerini düşünmem sebebiyle ben bu konumdayım. Bakın bu videoda fetva vermeyeceğim. O makamda da değilim. Diğer alimlerimize de laf söylemiyorum. Dediğim gibi hepsi İslam için emek veren değerlerimiz. Fakat müzik zaten ihtilaflı bir konu. Yani alimlerin bile ikiye bölündüğü bir konu. Olduğu için bu mevzuda istediğim tarafı seçme özgürlüğünün İslam tarafından bana verildiğini düşünüyorum. En azından konuyu araştırmış ve elinde 50-60 tane nakil bulunan birisi olarak. Kanaatimiz birçok kardeşimizle de uyuşmayabilir fakat hepsine dua eder ve farklı düşünebildiğimiz konularda bile tek bir ümmet olabilmenin sevinciyle hepsini kardeşim bilirim. Zira madem fetva vermiyorum, o halde ben niye müzik yapıyorum, hangi ayete, hadise ya da alime güvenerek bu işi yapıyorum? Gelin onları, yani delillerimizi konuşup videomuzu tamamlayalım. Öncelikle ben müziği bir araç olarak görüyorum arkadaşlar. Allah'ın bir nimeti olarak görüyorum. Çok kişi burada tepki
tepki verecek bana ama hemen şöyle delillendireyim. Mesela ağaçlar Allah'ın bir nimeti midir? Evet, bitkiler değil mi? Peki siz dünyadaki en güzel gitarların Brezilya'daki gül ağaçlarından yapıldığını biliyor musunuz? Yani haram denilen şeyin bir ağaçtan ibaret olması ilginize gitmez mi? Bir ağaca gidip ritim tutsanız, mesela ağaca böyle elinizle vursanız bir ritim tutsanız, buna haram diyen alimler dahi haram demeyecektir değil mi? Peki bunu gitar şekline sokup yaptığımızda ortaya çıkan bir hükmün sebebi nedir? Burada şöyle bir itiraz gelebilir. İçki de üzümden yapılıyor. Üzüm haram değil. Bundan bahsetmiyorum. Birincisi, içki hakkında zaten çok açık ayetler var. İkinci olarak da içki içtiğinde senin kafan gidiyor. Günahlara giriyorsun. Ben müzikle Allah'ı zikrediyorum. İşte müzik bence bir araç, yani bir bıçak gibi arkadaşlar. Bıçakla ekmek de kesebilirsiniz. Birini de kesip günaha da girebilirsiniz. O halde ben müziği ve bu aletleri Allah'ın haram sınırlarına dikkat ederek kullandığımda bundan ne zarar gelebilir ki diye düşünüyorum. Bu tamamen akli ve mantıki delilimdi. Şimdi ise naslara, yani ayet ve hadislere geçelim. Öncelikle Kur'an ayetlerinde müzikle alakalı herhangi bir hüküm yok arkadaşlar. Müzik helaldir ya da haramdır denen herhangi bir ayet yok. Ancak dolaylı olarak içinden müzik çıkarılabilecek ayetlere bakarsak, Araf suresi 32. ayette Rabbimiz Allah'ın kulları için yarattığı süsü, temiz ve iyi rızıkları kim haram kıldı ki diyor. Yani sizin için yarattığımız temiz nimetleri kim haram kılabilir ki? Bence müzik temiz bir nimet. Çünkü eğer müzik konusu gerçekten ciddi bir harama konu olsaydı, yani zatı itibariyle haram olsaydı, bunu Allah doğrudan Kur'an'da bence belirtirdi. Evet, hadislerde hüküm inşa edebilir ancak hadislerde de böyle net bir şekilde müzik haramdır diye bir şey yok ki. Hem de dediğim gibi asli bir şey olsa Kur'an'da zaten muhtemelen olurdu diyor. Çünkü böyle zatı itibariyle haram olan şeylerin biz defalarca Kur'an'da tekrarlandığını görüyoruz değil mi? Bunun aksine mesela cennet ayetlerinde Müslümanlar cennette eğlenirler tarzı ifadeler geçiyor ya arkadaşlar. Bazı alimlerimiz cennetteki eğlencenin içinde müzik olacağını da söylemişler. İşte kaynaklar: Taberi, İbn Kesir, İmam Evzai, Ebul Hayyan ve çok daha fazlası. Dünyadaki asli bir haramı düşünün. Mesela zina etmek. Cennette zina etmek, iftira etmek, gıybet gibi kötü şeyler olacak mı sizce? Hayır. Demek ki müzik asli itibariyle haram değil ki cennette bir nimet oluyor. Kaldı ki bunu hadisten çıkarıyorlar. Birazdan delil getireceğiz. Ayrıca İsrafil'in çaldığı sur da mesela müzik aleti gibi düşünülüyor değil mi? Haram bir şey olsa böyle tasvirler görür müydük? Hazreti Davud'un Zebur'u güzel sesiyle okuması, teganni dediğimiz şekilde okuması ne demek olduğunu şöyle söyleyeyim. Mesela Kur'an-ı Kerim'i müzikal olarak okuyabilirsiniz ama mahreçlerin tecvitlerini ihmal edecek derecede, ne bileyim işte 5 elif, 6 elif falan uzatarak okursanız bu şekilde olmuyor. Fakat tecvide dikkat edildiği, kelimenin manasının bozulmadığını teganniye peygamberimiz izin veriyor. Hatta Kur'an'ı güzel sesinizle, seslerinizle süsleyiniz diyor. Ayette de geçer değil mi? Kur'an'ı güzel okuyun tarzında. Bakın, günümüzde Kur'an'da bir müziktir. Kur'an-ı Kerim'i, ezanı, bunların hepsini müzikal makamlarda, tonlarda okuruz. Ben sizin Kur'an okunuşunuzu alıp notalara dökebilirim ve istediğiniz kadar inkar edin, bu bir müziktir. Hatta ve hatta insan sesi, kuş sesi, doğadaki seslerin hepsi müziktir arkadaşlar. Müzik bir doğadır zaten. Doğa. Doğa haram olur mu? İşte ayetlerden çıkardığımız deliller bu kadar. Ancak şunu da unutmayalım ki müziğe haram diyen kardeşlerimiz de Kur'an'dan delil çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela Lokman suresi 6. ayeti falan getiriyorlar. Burada Allah diyor ki, onlar Allah yolundan saptırmak ve ayetlerle alay etmek için boş sözleri satın alırlar buyuruyor. Birincisi, bu delil çok zayıf bir delil arkadaşlar. Çünkü biz İslami müzisyenler ameller niyetlere göredir kaydıyla yaptığımız müzikleri zaten Allah rızası için yapıyor ve Allah yolundan saptırmak gibi, ayetlerle alay etmek gibi bir niyet taşımıyoruz. Uzun ince bir yoldayım türküsü Allah'a isyan etmek için falan yazılmıyor. Barış Manço'nun sarı çizmeli Mehmet Ağa şarkısı Allah'a isyan etmek için yazılmıyor. Bunları bir ayırt edelim. Kadere söven, Allah'a söven bir sürü arabesk şarkı var ve bunların hepsi haram, biliyoruz. Neden haram? Çünkü yapılış amacı, yazıldığı sözler, bir insan gerçekten bunlara inanarak yazıyorsa dinden bile çıkar. Cahilliğiyle söylüyorsa falan çoğu yerde günaha girer ama çok net ifadelerde yine dinden çıkabilir. Buralar tehlikeli, biliyorum, ama bunun bir ayrımını yapmalısınız. Bütün müziği genelleyip bu ayete sığdırıp müziğin hepsi Allah yolundan saptırmak ve ayetlerle alay etmek için yapılıyor mu diyorsunuz? Bu tenkit size gerçekçi geliyor mu? Bu bizi kapsamaz ki deriz, delil baştan çürümüş olur zaten. Ancak boş sözleri satın alırlar ifadesi ne demek mesela? Müzik olduğunu nereden çıkardınız bunu? Arkadaşlar, bunu araştırdığım zaman karşıma şu çıktı. Ayetin tefsirine bakarsanız, Nadir bin Haris isminde azılı bir İslam düşmanı Kur'an'ın hadi bir surede siz getirin çağrısı var ya, Bakara 23-24'te. Buna sinir oluyor. Bakın ben getireceğim diyor. Kur'an gibi bir sure getireceğim, göreceksiniz diyor. Gidiyor İran'a, oradan şiir kitapları topluyor. Kendi kendine saçma sapan şeyler yazmaya çalışıyor. Kur'an ayetlerine güya böyle işte alternatif oluşturacak falan. Onu da başaramıyor. Birincisi, bu adam kafir. İkincisi, gerçekten boş sözler satın alır ifadesini de çok net anlamış oluyoruz burada. Harbiden satın alıyor. Gidiyor para veriyor yani bu kitaplara, değil mi? Bunlarla, ayetlerle alay etmeye çalışıyor mu? Allah'a karşı çıkmış oluyor mu? Evet. Bakın, ayetin tefsiri ne kadar güzel açıkladı bize ayeti. Müzikle alakası yok bunun. Ayetin tefsirini doğru anlamazsak maalesef burayı müziğe kadar çekebiliriz ve sanırım bu itiraz Nadir bin Haris'in bir müzisyen olmasından yola çıkarılarak oluşturulmuş bir itiraz. Ancak tamamen yetersiz ve onun müzisyen olmasıyla hiçbir alakası olmayan bir itiraz var burada. Peki hadislere geçersek, peygamberimizin müziğe karşı tavrını nasıl görüyoruz? Arkadaşlar, kısaca peygamberimiz müziğe haram demiyor. Müzik gördüğü bir yerde ona yapılış şekline göre tepki veriyor. Mesela içkili ortamda müzik yapılıyorsa ona karşı çıkıyor. Rahatsız oluyor, oradan uzaklaşıyor. Ancak helal bir şekilde yapıldığında karşı çıkmadığı gibi karşı çıkanlara müsaade etmiyor. Hatta kendisi bile dinliyor, ailesiyle bile dinliyor. Örnek verelim mi? Mesela ayet tefsirlerinde cennette müzik olacağı söyleniyor demiştim ya biraz önce. Muhtemelen bu hadisten dolayı söyleniyor. Bakın, o mesela peygamberimiz bir hadiste cennette eşlerin birlikte neşeli şarkılar söyleyecek
söyleyeceklerini birbirlerine ifade ediyor. İlahi bile değil bakın, şarkılar söyleyeceklerini. Mesela şu hadisi biliyor muydunuz? Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir gün diyor peygamber yanımdayken iki kız şarkı söylüyordu. Peygamber odada, iki kız şarkı söylüyor. Öyle salonlar falan yok arkadaşlar. Küçücük odalar işte. Peygamber de orada. Kızmıyor, bir şey demiyor. Hazreti Ayşe diyor ki bir süre sonra babam girdi içeri. Hazreti Ebubekir babası. Gördü ki müzik yapıyorlar. Sinirlendi. Peygamberin yanında şeytan düdükleri mi çalıyorsunuz dedi. Diyor. Yani Hazreti Ebubekir bakın tepki gösteriyor. Niye? Müzik tarihini hatırlayın. Çünkü dışarıda Hazreti Ebubekir dolaşırken müziği hep şeytan işlerinde kullandıklarını görüyor. Helal müzik, haram müzik ayrımı yapacak bir ortamda değiller henüz. Daha İslam yeni geliyor. Zaten sanat denen şey bile oturmamış. Cahiliye toplumundan bahsediyoruz. Adamların kültürel hiçbir şey doğru düzgün düzenli değil ki şehir dışında. Peki hadisin devamında peygamber ne diyor biliyor musunuz? Bırak onları Ebubekir. Bırak eğlensinler, bugün bayram günüdür diyor. Buhari'de, Müslim'de kaynaklar buyurun. Başka çok çarpıcı bir hadis getireyim mi? Hazreti Ayşe bir gün bir düğüne gidiyor arkadaşlar. Peygamberimiz de muhtemelen bu düğünü görüyor yani. Sonra eve gelince Hazreti Ayşe'ye çünkü sorular soruyor bu düğün hakkında. Diyor ki düğünde hiç çalgı aleti yoktu, neden? Biri de söylemiş olabilir, kendisi de görmüş olabilir, orayı tam bilmiyorum. Ama burada soruya dikkat edin. Peygamber niye daha çok eğlenmediniz diye soruyor resmen. Çünkü bugün helal bir evlilik yapılıyor değil mi? Belki zinadan kurtuluyorlar, belki haram işleyebilirlerdi. Bundan kurtuluyorlar, en azından tescilli bir evlilik oluyor. Herkesin huzurunda değil mi? Helal bir şeye sebep oluyor değil mi bu? Eğlenmeleri de haktır görüyor işte peygamber burada. Hazreti Ayşe diyor ki gerek duymadık. Yani çalgıya falan gerek duymadık ya Resulullah diyor. Peygamberimiz ne buyuruyor biliyor musunuz? İki def çalıp şarkı söyleyecek cariye bulamadınız mı? İfade aynen böyle arkadaşlar. İki def çalıp şarkı söyleyecek cariye bulamadınız mı? Hatta başka bir rivayette şey diyor. Eteynakum eteynakum diye şarkı söyleyecek bir cariye bulamadınız mı falan diyor. Ya bunlar böyle birkaç rivayet. Hepsi sahih. Peygamberimiz tepki veriyor yani. Demek ki peygamber eğlenceyi müziğe karşı falan değildi arkadaşlar. İşte bazıları burada şey diyor. Kardeşim sadece burada defe izin vermiş falan. Hani def çalacak birini bulamadınız falan diye. Sadece defe izin vermiş. Hani başka bir şey yok. Piyano haramdır. Yani buradan böyle bir sonuç çıkmaz ki. Yani sadece def çalın diye bir hadis yok peygamberimizin. Bu bir. İkincisi. Çünkü Mekke'de sadece def vardı da ondan. Bir de mizmar diye bir zurna benzeri bir şey var. İşte o da zengin malı. Günümüzde kaç kişi piyano çalabiliyor mesela? Gençlerin şu anda elinde hep gitar görürsünüz değil mi? Çünkü ucuz. Piyano alabilen kaç genç var? Bunun gibi düşünün. O dönemde fakir taban genelde def çalardı. Peygamberimizi bile mesela her yerde defle karşılıyorlar değil mi? Medine'de girerken falan. Bunun aletin zatıyla ne alakası var? Peygamber sadece defe izin verirdi diye nasıl bir hüküm çıkarabiliriz buradan? Mesela düşünün ki peygamberi Medine'ye girerken def yerine piyanoyla gitarla falan karşılasalardı. Sizce peygamber çıkıp ya bu aletleri değiştirin def olsa daha iyi olur falan mı diyecekti? Şen şakrak ortam, baksana eğlencene, helal bir ortam, peygamber Medine'ye gelmiş, ne kadar mutlusun. Orada alete mi takılacaksın yani? Sanıyorum ki bazıları muhtemelen ona takılacaktı orada. Dönemin şartlarına göre def vardı kardeşim. Peygamber de ona izin verdi. O halde defi bütün müzik aletleri gibi niye düşünemeyelim? Bunu engelleyecek bir hüküm var mı? Sadece def çalın diye bir şey var mı? Peki peygamberin başka bir hadiste nikahı ilan edin ve nikahta def çalın diye özellikle belirttiğini, hatta birçok alimin bu sebeple düğünde müzik aleti kullanmanın sünnet saydığını biliyor muydunuz? Hemen beni taşa topa tutmadan kaynağını bırakayım. Peygamberimiz nikahın duyulmasında işlevi olan müzik aletlerinin nikahta olması gerektiğini söylüyor. Buradan ne çıkarırsınız size kalmış. Mesela size peygamberimizin çok açık ifadelerini içeren başka bir hadis daha söyleyeyim mi? Bakın bunlardan elimde çok var bu arada. Sadece video uzamasın diye uzatmıyorum. Birçoğunu da nakledemeyeceğim. Siz gidip araştırdıkça görürsünüz zaten. Erfedoğulları diye bir grup var. Habeşistan Hristiyanlarıyla aynı bölgede yaşıyorlar. Ashab-ı Dirkile de deniyor bunlara. Peygamberimiz bir gün diyor ki bu gruba. Çalın, oynayın, eğlenin ki Yahudiler ve Hristiyanlar bizim dinimizde ruhsatlık ve serbestlik olduğunu görsünler. Buyurun kaynak. Elbette bu eğlence İslam'ın haram sınırlarına dikkat edildiği durumlar için kullanılıyor. Yani içkili ortamlarda gidin eğlenin demiyor peygamber. Anladık burayı değil mi? Bu ayrımı güzel yapabilir durumdayız şu anda. Mesela bunun yanında peygamber bir gün sefere giderken kafileden biri deveden iniyor. Başlıyor ilahi söylemeye. Peygamber de bunu diyor. Kimdir bu ya diyor. Amir bin Ekva diyorlar. Allah onu esirgesin, ne güzel okudu falan diyor. Yine peygamber mesela Medine sokaklarında bir gün yürüyor. Karşısına kızlar çıkıyor. Peygamber'e sizi çok seviyoruz ya Resulullah diye böyle ellerinde defle müzikler çalıyorlar. Yaşları küçük bu arada muhtemelen. Peygamber de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum diyor. Buyurun kaynak. Peygamber burada hiç diyor mu? Atın şunları elinizden ya, müzik aleti haramdır falan. Ne kadar naif bir kişiliği var değil mi? Kimseyi kırmıyor, eğlenceye helal ölçüde izin veriyor vesaire. Günümüzde özellikle bazı sert hoca abilerimizle falan karşılaştırırsanız da tamam, onların da niyetini anlıyorum. Onlar da haram gördükleri için böyle tepkiler veriyorlar ama bence daha nazik olabilirler. Daha anlayışlı olabilirler en azından. Mesela başka bir gün müzikli bir oyun sergisi yapılıyor Medine'de. Peygamber Hazreti Ayşe ile birlikte gidiyor ve onu izliyor. Hatta akşam vakti muhtemelen soğuk. Hazreti Ayşe'nin üstünü falan örtüyor. Hazreti Ayşe çok eğlendiğini söylüyor. O gece beni görecektiniz falan diyor hadiste. Hatta bu hadisin başında mesela Hazreti Ömer karşı çıkıyor. Peygamber yine onu düzelterek diyor ki yok yok diyor, buna karşı çıkmana gerek yok. Burada helal bir eğlence var diye uyarıyor peygamber orada. Hazreti Ayşe ile birlikte peygamber onu sonuna kadar izliyor. Yani onu kırmamak için işte sıkılana kadar yanında duruyor falan. Sonra birlikte eve dönüyorlar vesaire. Uzun bir hadis. Hepsi sahih kaynaklar arkadaşlar ama mesela şimdi haram diyenlerin getirdiği delillere bakacağız şimdi, tamam mı? Ya uydurma hadis kaynaklarından rivayetler alıp getiriyorlar, ya zayıf rivayetler getiriyorlar, ya da sahih bir rivayeti bizce tam olarak anlayamadan konuşuyorlar. Ayet konusunu zaten kapattık. Orada bir Lokman 6'yı falan getiriyorlar. Bir de hiç alakası olmayan başka ayetleri falan getiriyorlar. Onları artık yani söz konusu bile etmiyorum. Zaten
duyduğunuzda direkt saçma bir itiraz olduğunu anlarsınız. Biz hadislerden neye itiraz ediyoruz onu görelim. Mesela haram diyenlerin getirdiği bir hadise bakalım. Buhari'de geçiyor. Evet sahih. Peygamberimiz buyurmuş ki ümmetimden bir takım kavimler gelecek. Zinayı, ipeyi, içkiyi ve çalgı aletlerini helal sayacaklar. Aa bir dakika. Bak işte peygamberimiz gerçekten de sanki müziği, çalgı aletlerini sanki haram kılmış gibi görünüyor. Doğru mu? Ancak mesela metinde ipek var. İpek giymek kadına haram mı? Hayır. Bu istisnayı nasıl düşebiliyoruz? Başka hadislere bakarak. Doğru mu? İşte bu hadisi de şerhiyle yani açıklamasıyla okuduğumuzda peygamberimiz zina, ipek, içki ve çalgı aletleri diye söylüyor. Zina, ipek, içki ve çalgı aletleri. Sizce peygamber zina, ipek diye ayırırken neden içkiyi ve çalgı aletlerini ve bağlacıyla söylüyor? Yani içki ve çalgı aleti diyor. Alimlerimiz demiş ki peygamberin içki ve çalgı aletlerini diye bu şekilde birlikte söylemesinin sebebi içkili ortamlarda içki içilerek çalgı aleti çalınması kastıyladır. Yani günümüzde de öyle değil mi? Birçok Müslüman içkili ortamlarda bulunmayı ve oralarda müziği helal gibi görüyorlar. Böyle kavimler gerçekten ümmetten çıktı. Peygamber bunlardan bahsediyor. Yoksa müzik aletlerine laf yok burada. Buyurun kaynaklar. Ha şunu da söyleyeyim. Alim görüşü yetmeyecek olanlara bu hadisin başka bir versiyonunu göstereyim. Sahih İbn-i Mace'de geçiyor. Peygamber burayı başka bir hadiste daha da açıklıyor. Anladınız mı? Bakın başka bir hadiste peygamberimiz diyor ki ümmetimden bazıları gelecek şarap içerken baş uçlarında çalgılar çaldıracaklar. Çok açık değil mi arkadaşlar neyi kastettiği peygamberimizin? Bence bu itiraz çürümüştür. Bir de şey söyleniyor. Peygamberimiz bir gün zurna sesi duymuş kulaklarını kapatmış falan. Arkadaşlar alimler bunu açıklarken diyorlar ki iki ihtimal var. Birinci zurna haram bir yerde çalınıyor olabilir. O yüzden peygamber rahatsız olmuş olabilir. Yani zurnanın nerede çalındığı geçmiyor zaten rivayette. İkinci olarak alimler diyorlar ki zurnayı çalan adam gerçekten çok kötü çaldığı için peygamber kulağını kapatmış. Haram olmasından değil yani. Bu iki ihtimal var şu anda. İkinci ihtimal bana çok daha komik ve ilginç geldi. Mesela başka itiraz olarak diyorlar ki peygamber buymuş ki melekler çan sesi olan yolcularla arkadaşlık etmezler, kaçarlar falan. Buna da alimlerimiz diyor ki bu Hristiyanlık sembolüdür. Ayrıca müzik aleti değildir zaten. Hristiyan sembolü olduğu için melekler rahatsız oluyor. Çünkü peygamber başka bir hadiste diyor ki insanların rahatsız olduğu şeylerden melekler de rahatsız olur. Müslümanlar bundan rahatsız mı? Evet. Melekler de rahatsızdır. Bir de mesela başka bir hadiste gına kalpte nifak meydana getirir buyuruyor Efendimiz. Buradaki gına da müzik anlamına geliyor. Yani müzik kalpte nifak eker falan. Ancak lisan-ül araba bakarsanız bunun zenginlik anlamına da geldiğini, hatta zenginlik anlamında çok daha fazla kullandığını ve bu hadisi de şöyle anlamamız gerektiğini fark edersiniz. Aşırı zenginliğin kibir meydana getirmesinden dolayı kalbi etkileyen durumlar ortaya çıkabilir ve buradaki gına zenginliğin getirdiği kibir anlamına geliyor. Bu gibi itirazların cevapları aslında çok kolayca verilebilir. Bakın bunun dışında itirazlar ise genelde dediğim gibi zayıf ya da uydurma rivayetlerden getiriliyor ve bunlar kaynak sayılamaz. Haram diyen alimleri de bir kümeye alarak bulunduğu günün şartlarıyla böyle hükümler veren alimlerimizin olduğunu düşününce bence bu itirazlar konusunu kapatabiliriz. Şimdi gelelim sonuca. Gelin bu itilaflı konuda bizim gibi düşünen alimlerimizi sayalım. Günümüze en yakından başlarsak Said Nursi Hazretleri bizim gibi düşünüyor. İşaretül İcaz ve Sözler eserlerinde Risale-i Nur kitaplarında müziğin yapıldığı şekline göre hüküm alınacağından bahsediyor. Buna göre anlamını bilmediğiniz şarkılar ya da enstrümantal sözsüz müzikler size düşündürdüğü şeye, size yaptırdığı şeye göre hüküm alırken harama teşvik eden şirk sözleri içeren ve isyan ettiren müzikler de ona göre hüküm alıyor. Bunun dışında da kalan her türlü şarkı, türkü, beste, ilahi müzik alimlerimize göre zararsız kabul ediliyor. Bunun yanında İmam Gazali Hazretleri mesela İhya-i Ulumiddin eserinde buna yakın bir açıklama getirerek bizim bulunduğumuz konumda yer alıyor. Müziğin sınırlarını belirleyen birçok kişi de zaten genelde Gazali'nin ihyasını kullanır. Muhtemelen Said Nursi de İmam Gazali'nin kitabından yola çıkarak bu fetvayı veriyor. Yine İbn Hazm Muhalla kitabında aynı şekilde hüküm veriyor. Yine El-Maktisi El-Muni'de, Şevkani El-Fetur Rabbani'de, İbn Abidin Haşiyetü Reddül Muhtar'da, İmam Nablusi Risalelerinde, İbn Tahir Sema kitabında, Zehebi Siyer'inde, İmam Zürkani Şerhinde, İmam Zeylai Tebiyininde, İmam Zuhayli Fıkhında, Nevevi Ravzatut Tabiinde, İbn Hümam Fetül Kadirinde, Kurtubi tefsirinde ve daha bir sürü alim kitaplarında müzik alanına özel yazdığı risalelerinde aynen bizim durduğumuz konumdadırlar. Biraz önce bahsettiğim ayet hadis ya da alimlerin ifadelerinden de bulunduğumuz fıkhi konumun güveniyle niyetimizin asla Allah'ın haram kıldığı bir şey için fetva aramak olmadığını, günümüz şartlarında gerçekten müziğin önemli bir yer kapladığını, insanların duygularına da doğrudan hitap ettiği için bunun Müslümanlar tarafından güzel bir tebliğ yöntemi olarak kullanılabileceği kanaatindeyim. Bunu Hristiyanlar yapıyor, Yahudiler yapıyor. Neden Müslümanlar yapamaz? Neden sinema alanında müthiş müziklerimiz yapılmasın? Bunlar üzerinden peygamberimizi anlatmayalım. Bunlar üzerinden Rabbimizi niye anlatmayalım? Dünyanın en güzel sanatını neden Müslümanların yapabildiğini göstermeyelim? Kaldı ki ecdadımız bunları yapmışlar, kullanmışlar. Tasavvuf müziği kullanılmış. Osmanlı basiler kullanmışlar bunları ve çok da güzel işler ortaya koymuşlar. Türk musikisinin gelişim tarihine bakın, Fars musikisinin, Arap musikisinin gelişim tarihine bakın vesaire. Bunlar oluyor ve gerçekten başarabiliyoruz isteyince. Benim gibi düşünmeyen kardeşlerim olacaktır. Eyvallah, belki biz yanlışızdır. Rabbim doğruktan ayırmasın ama elimizdeki delillerin sağlam olduğunu ve peygamberimizin böyle bir tebliğ aracını reddetmeyeceğini düşünüyoruz. Ve bunun size de zarar vereceği kanaatindeyiz. Bakın çünkü mesela hayatınız boyunca müziksiz ilahi aramak zorunda kalıyorsunuz ve belki müziksiz diye dinlediğiniz birçok neşidin de aslında autotune VST dediğimiz müzikal programlarda yapıldığını, içerisine gizlice müzik aletleri yerleştirildiğini bilmiyorsunuz. Hatta normal bir insan sesinin bile alınıp dijital ortamda bir gitara dönüştürebildiği teknolojiyi fark edince bunu birbirinden ayıramayacak konuma gelip fıkıh olarak çok zorluk yaşayacaksınız bu konuda. Müslümanlar dediğim gibi fikrimizce her alanda gelişebileceği gibi sanat alanında da gelişebilirler. Geçenlerde dinsiz
sizlere hazırladığımız ve meydan okuduğumuz yaklaşık 10 flow stilinden oluşan sanatı gördünüz mü? Karşımıza bir tanesinin bile çıkıp Redis yapamayacağını söylemiştik ve yapamadılar. Bu kalitede bir iş ortaya koyamadılar ve Müslümanlar için büyük bir motivasyon kaynağı oldu bu. İşte gelin birlikte müziği her araçta olduğu gibi Allah için kullanalım. Zararsız ve haram ifadeler içermeyen müzikler dinleyen gençlere sert yaklaşmayalım ve sanatın, müziğin bir tedavide bile kullanıldığını unutmayalım. Müzik ruhun gıdası sözüne karşı Kur'an ruhun gıdasıdır diye tepkiler verip insanları dinden soğutmayalım. İkisinin yeri ayrı ve elbette Kur'an gibi zikir gibi bir şeyin yerini hiçbir şey tutamaz ama sırf müzikle uğraşmıyorsunuz, bulunduğunuz konumdan dolayı müzikle ilgilenmiyorsunuz, müzik de dinlemiyorsunuz diye insanlara bu kadar sert tepkiler vermeyin. Hepinizi Allah için seviyoruz ve evet farklı düşünebiliriz. Rabbim istikametten ve doğru yoldan ayırmasın. Müslümanlar arasında fitne girmesine de müsaade etmesin. Ve bu ihtilaflı konularda birbirimizi anlamayı ve kardeşçe yaşamayı nasip etsin. Vesselam.